Evet. Herkese selam arkadaşlar. Cibilerimizin son durumları bu şekilde. Artık bayağı büyüdüler. Bugün yemlik ve suluk sistemi yapıyoruz kümesimize. Bu şekilde. Daha önceden bizim evde bir tane yemlik vardı. Onu bu şekilde koymuştum ben. Hani idareten. Zaten cibiler de büyük olmadığı için yani büyük de şimdiden önceden küçük oldukları için çok önemli değildi diye. Ama artık bir önemi var, o yüzden bugün onları yapacağız. Burada da kendi çabalarımla bir tane nipel suluk yapmaya çalıştım ben. Burada bir tane şırınga var. Şırınganın ucunda bir tane lastik var. Böyle bu yukarı kalktıkça su doluyor. Yavaş doluyor, inşallah görürsünüz. Şöyle biraz tutayım. Yukarı kalkınca su iniyor. Ağırlığınla aşağıya basınca da su kapanıyor gibi gibi. Bu sistem aslında güzel olmuştu ama yapmaya üşendiğim için ben de internetten sipariş verdim. İnşallah gelirse yapacağız. Daha önceden kendi yapmış olduğum suluklar da burada. Tabii yetmediği için artık bunların başında beklemek zorunda kaldım bir aralar. O yüzden bugün hemen yapmamız lazım suluk ve yemlikleri. Bu yemlikten iki tane daha aldım. Aynı bu şekilde tavandan bağlayacağım. Umarım yeterli gelir. Bu şekilde şöyle bir göstereyim. Daha önce aslında ben suluk almıştım niper suluklardan. Hani şu anda belki fotoğrafını koyarım. Üşenmezsem. Onları pek beğenmedim açıkçası. Böyle ne bileyim o pim gibi yerine dokunacak da hayvanlar su içecek falan filan. Birazcık telmaşa gibi geldi bana. O yüzden öyle çanaklı bir suluk sistemi gibi bir şeyler aldım hortumlu olanlardan. Zaten göstereceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Hatta yapacağız beraber. Bu şekilde. Onları beğenmediğim için iade ettim ve bir daha aldım. Bu yemlikten zaten hep memnunum. Yeni aldığım yemlikleri de göstereyim. Yenileri de burada. Bu şekilde. Bunları da asacağım yanlarına. 3 tane 15'erden 15, 30, 45 kilo yem koyabilmiş olacağım yani. Şimdi şu ikisini asalım. Evet, bu şekilde astım. Kapıyı kapatalım. Bu şekilde eşit mesafe olacak şekilde astım hepsini. Şu anda güzel duruyor gibi. Bu şekilde. Tabii daha doldurmadım içlerini. Bu arada altlarına külle karışık ağaç tozu atmıştım. Yani o kadar kötü oldu ki sürekli tozuyor. Bilmiyorum. Yani pek iyi olmadı gibi. Bunu da temizleyeceğim birazdan. Tabii yetiştirebilirsem. Toz aslında bir yandan iyi de kül, bilmiyorum, böyle kanat çırptıkça tozuyor gibi, bir şeyler gibi, duman oluyor gibi. O yüzden pek sevmedim. Bu arada demin de gösterdiğim gibi işte bu suluk. Birazcık daha uğraşsam aslında güzel olacaktı da. Neyse işte bu şekilde. Bunun gibi suluk yapım videosu istiyorsanız yorum yaparsanız yani çekebilirim bu şekilde. Otomatik suluk yapma şekilleri falan filan. Hani millet bunu gösteriyor, bunları gösteriyor da. Şöyle bir şey daha ben hiç görmedim. İsterseniz çekebilirim videosunu. Bu şekilde. Şimdi sulukları bekliyorum. Suluklar gelsin. Sulukları da bu duvara monte edeceğim. Bu şekilde boydan boya. Gelsin, devam edelim. Evet. Şöyle altlarını temizledim. Yemliklerimizi de doldurdum. Şimdi suluklarımızın tankını ayarlamaya gidebiliriz. Burada bir tane bakır var. Bu bakırın içine suyu koyuyordum ben. Tabii birazcık ısınlanmış. Bu küçük geldiği için artık daha büyük bir şeye geçmemiz lazım. O yüzden şöyle bir su haznemiz, tankımız olsa iyi olur diye düşündüm. Bu eski enerjilerin tankı sanırım. Bu şekilde içini temizleyip kullanacağım. Bunu bir temizleyelim. Daha sonra
Şu sulukları vidalayacağımız yere tahta vidalamamız gerekiyor. Ki sulukları kolay bir şekilde yerleştirebilelim diye. Şuraya şöyle boydan boya tahta vidalayacağım. Onları da ayarladım. Getirip onları da vidalayacağız. Şimdi tankı temizleyelim. Evet. Yıkadım, temizledim. Buraya da bu şekilde koydum. Zaten demirler vardı. Üstündeki o raf gibi şeyi aldım. Bir tane demir koydum. Demirin üstünde bunu bu şekilde koydum. İçi de böyle. Artık suluklar gelecek. Gelirse ben de göstereceğim inşallah. Evet. Suluklarımız geldi. Şimdi ilk başta bunları size bir göstereyim. Daha sonra neler yapacağımı göstereceğim. Ben bunlardan aldım. Bu şekilde. Bunları şöyle tahtaya vidalayacağım şu şekilde. 12 tane var. Bunları bu şekilde vidalayacağız. Evet. Şimdi şu tahtamız. Buna çok da aşırı ölçülerine dikkat etmeden ben şu şekilde bitirdim. Ben bu şekilde hepsini vidalayayım. Daha sonra çekeceğim. Evet. Dün yetişmediği için dün geceden videosunu çekemedim ama şu anda bitti. Yani bence o kadar iyi oldu ki yani ben aşırı memnun kaldım. Videonun başlığını belki en iyi suluk ve yemlik sistemi falan da yazabilirim. Yani aşırı iyi oldular hem fiyatına göre. Önce Nipel suluk aldıydım ben 5 metre. Yani onunla neredeyse aynı boyutta oldu gibi bir şey. Aralarına 35-40 santim falan yaptım ben. Hani hem tavuğun biri buradan içebilsin, hem şuradan içebilsin, hem de şuradan içebilsin gibi bir mantıkla. O yüzden bu şekilde aralıklı yaptım ve yani kümesimizin neredeyse bu duvarı komple suluk olmuş oldu. Bence çok da güzel oldu. Dün gece yaptığım için hemen bir merak ettiğim, test ettiğim falan filan derken bu kısımdaki şu şeyi sanırım birazcık fazla boş şey bırakmışım. O yüzden gece birazcık akmış. Ayarlarını falan yaptım. İşte şuradan ayarları yapılıyor. Şuradaki tekerlek gibi şeyde. İlk geldiğimde küçük falan diyordum. Çünkü bayağı hani böyle küçük gibi duruyor ama gayet iyi. Parça parça olduğu için bence güzel. Burada da yemliklerimiz falan filan tavuklarımız. Bu şekilde. Beni gayet memnun etti açıkçası. Evet. Tankımızı da bağlamaya üşendiğim için bizim eski bakırı tekrar geri koydum. Çünkü bunun şurasına bir tane vana ve böyle dönüştürücü gibi bir şey almak lazım. Bahçe ortamına çevirmek için. O yüzden şimdilik bunu tekrar yerine koydum. Onu sonra takacağım ben. Evet, bu şekilde. Şöyle kapımızı artık kapatalım. Son kez. Bu şekilde dostlarım.
Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videolar için de işte kanala abone olursanız iyi olur. Böyle. Ay, o kuşla konuşamıyorum ki ya. Yapmamı istediğiniz bir şey varsa da söylerseniz yaparım. Hani bu şekilde suluklar vesaire. Kendim de yapabilirdim tabii de üşendim biraz işte. Ama videosunu isterseniz yapabilirim. Görüşürüz.